İtalya'dan saç ektirmek için Türkiye'ye gelen bir kişi işlem sırasında hayatını kaybetti. Doktor tutuklandı. Şimdi otopsi sonucu bekleniyor. Daha 28 yaşındaydı. Saç ektirmek için İtalya'dan İstanbul'a geldi. Ancak ameliyat masasından bir daha kalkamadı. Öldüğünü, vefat ettiğini öğrenince morga girmek istedim. Görmek istemediğim bir sahne. Kanlar içindeydi zaten. İbrahim Gül saç ektirme işlemi sırasında kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybetti. Olay polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçti. İşlemi yapan doktor tutuklandı. Otopsinin sonrasında cenaze Şanlıurfa'da toprağa verildi. Kalp krizi geçirmiş, anjiyo yapmışız, stent takmışız. Bunlar şimdi ameliyat mı yaptınız, stent mi taktınız, saç mı ektiniz? Hepsi muğlak. Bize bir şey söylenilmedi. Yakınları İbrahim Gül'ün ölümüne ihmallerin sebep olduğuna inanıyor. Çocuk saat 11'de vefat ediyor, 10'da belki ediyor, haberimiz yok. Saat 3.30'da biz sahibiz, bizi arıyorlar. İbrahim Gül'ün kesin ölüm nedeni yapılan otopsiyle ortaya çıkacak. Ancak yaşanan olayın ardından akıllarda şöyle bir soru işareti belirdi. Saç ekimi kalp krizini tetikler mi? Belki bir komplikasyon yaşamış olabilir yani. Normalde saç ekiminden biri ölmez herhalde. Siz ektirecek misiniz? Yok, kesinlikle hayır. Kardiyologlara ve saç ekim uzmanlarına göre saç ekiminin kalp krizini tetikleme riski düşük. Kalp açısından saç ekimi işlemi çok düşük riskli bir işlemdir. Böyle bir şey zaten yok. Sadece bizim işlem esnasında kullandığımız, lokal anestezi esnasında kullandığımız ilaçlar altta yatan bir kardiyak bir problem varsa kişinin orada tetikleyebilir. Diğer bir ihtimal ise kalp krizinin saç ekimiyle aynı ana denk gelmiş olabileceği. Bu rastlantısal olarak denk gelmiş olabilir. Yani aynı anda olmuş olabilir. O hasta başka bir yere gitmiş olsaydı da o sırada da geçiriyor olabilirdi. Türkiye son yıllarda saç ekimi konusunda önemli bir merkez haline geldi. Her yıl milyonlarca kişi yurt dışından saç ektirmek için geliyor. Türk Sağlık Turizmi Derneği'nin açıklamasına göre ise saç ekim merkezlerinin yarısı doktorsuz işlem yapıyor. Uzmanlar merdiven altı ekim yapan yerlere karşı uyarıyor. Sağlık kuruluşunda yapılmalı, uzman doktor eşliğinde uzman bir ekip tarafından yapılmalı.